Arkadaşlar merhaba. Bugün değişik bir konuyla sizlerleyim. Aslında uzun zamandır benim düşündüğüm ve bir türlü nihayete erdiremediğim bir konu şu: kaktüsler uzaylı mı? Tabii ki öyle bir şey yoktur tahminimce, ama yani işin bilimsel kısmını bilmesen bence bunların uzaylı olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten bitki olmalarının yanı sıra çok farklı formda ve çok beklenmedik şekilde farklılıklar gösterebilen bir aile, kaktüs ailesi. Bitkilerin altında duran kaktüs ailesi olarak, altında da binlerce tür var tabi, biliyorsunuz. Yeni yeni türler keşfediliyor hala. İnsanların yapmış olduğu hibrit türler var. Yani işte çaprazlamalar sayesinde elde etmiş olduğu hibrit türler var. Kaktüsler bence gerçekten uzaylı gibiler. Yani mesela aşıyı aldığınızda bambaşka bir tepki verebiliyorken, kendi kökünde büyüdüğünde bambaşka. İşte böyle bakın, ilginç yavrular büyütebiliyorken bir bakın böyle pudra gibi olabiliyor. İşte böyle bir kristal yapıya bürünebiliyorken, burada bakın bambaşka bir noktaya eviriyor kendisini. İşte diken yapıları, şekilleri, renkleri, yani hayata tutunuş biçimleri, her şeyi değerlendirdiğimizde kesinlikle uzaylıdır diyebiliriz bence. Yani işin tabii ki espiritüel boyutunda. Yani işte bakın burada başının üstünde ve çiçeği çok inanılmaz bir şekilde. İşte bakın, şimdi bu uzaylı değil de nedir? Veya bu, yani çok acayip bitkiler. Gerçekten öyle. Ama şimdi ben size en ilginç kısmını göstermek istiyorum. Bu mutasyona uğramaları gerçekten şaşkınlık verici. Önce şu kristatla başlayalım. Bakın, hemen yanındaki. Şimdi normalde bunlar Gymnocalcium türüne ait bireyler, ama dikenleri yok. Normalde Gymnocalciumlar dikenli oluyor, ama bunların dikeni yok. Bir şekilde bu noktaya evrimleşmişler. Ama şimdi görmenizi istediğim esas bu. Şuna bakın arkadaşlar. Yani ya uzaydan geldi ya antik çağlardan geldi. Bir adeta bir dinozor derisini andırıyor ve kristat oluş biçimi, renklerinin dağılımı çok acayip gerçekten. Şimdi bir yanındakine geçiyorum. Şuna bakın. Bunu doğada görseniz eminim ki kaktüs sınıfına koymazsınız. Çünkü gerçekten bambaşka bir şey. Şuna bakın. Yani bunları doğada görüp, bilmiyorum, ben bitki sınıfına koymazdım diye düşünüyorum. Ancak belki çiçeklerini falan gördükten sonra. Yani bunun yaşayan bir organizma olduğunu düşünmek bile gerçekten çok şaşırtıcı. Ki yani böyle bir dinozor ölmüş de, ne bileyim, hani böyle onların derileri falan çok sert oluyor ya. Öyle bir yapı gibi duruyor. Gerçekten muazzam bitkiler. Tabii tüm bunlara baktıktan sonra bu bitkilerin uzaylı olmadığını iddia etmek de, o da bir tartışma konusu oluyor. Yani normal standart bitkiler gibi yaşıyorlar. Standart bitkiler gibi ihtiyaçları var, ama görünüşleri, olaylara tepkileri hiç standart bitkiler gibi değil. Mesela şu çiçeğin güzelliğine bakın. Pek çok bitkide olmayan güzellikte çiçek açıyorlar. İşte aşıyı aldığımızda bambaşka bir boyuta geçiyorlar. Bakın yine bir kristat. Çılgınca bir yapıya bürünmüş. İşte normalde belki de yavru vermeyen bir tür, bazı genetik çaprazlamalardan sonra aşıda olduğu zaman muazzam yavrular verebiliyor. Aynı türe ait bireyler genelde yuvarlak ve işte böyle dik büyürken, bakın bu Medusa dal dal büyüyor. Yani dediğim gibi gerçekten bunlar
acayip ve muazzam bitkiler. Zaten sanırım hepimizin onları sevme nedenlerimizin başında da bu geliyor arkadaşlar. Onların farklılıkları. Yani şuradan kaç tane çiçek gözü olduğunu sayabiliyor musunuz? Yani bu normal şartlarda çok ekstrem bir şey. Ama bakın, çılgın gibi geliyor. Son olarak tekrardan size bunları göstermek istiyorum. Çünkü bu bitkileri edindiğimde ben de çok şaşırdım. Beklentimin çok çok üstündeydi. Daha önce kristal olan bitkiler gördük ama bu şekilde bir form ve dokuda o kristal olan bitki ben daha önce görmedim arkadaşlar. Dediğim gibi bunu doğada görmüş olsaydım herhalde kesinlikle buna bitki demezdim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bitkilerden ayrılmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.